yaşanılan olay bildiğiniz linçtir. Benimle beraber orada çok eğlenceli videolar var, çok eğlenceli. Gerçekten herhalde yılın videosu yani. Neden diyeceksiniz? Sıla ile ilgili bir ahey az sonra. Az sonra. Evet. Ama keşke böyle tabii daha keyifli haberlerle başlayabilsek. Ben mesela evet. Trump'ı görmesem mesela. Hiç. Ay evet, Trump'ı ama Trump çark etti ha. Etti mi? Trump'a bak, bence var ya, Tuğçe Kazaz'ın ayarından sonra oldu. Niye öyle dalga geçer gibi şey etti? Tuğçe Kazaz kafasıyla herkes aslında Trump'a Twitter'da ayar verdi. Bana göre zaten bu böyle gereksiz bir yükselişti. Yeşil Salkın da yaptı. Hepsini konuşacağız. Çok konuşacak şeyimiz var. Çok yüklüyüz. Evet. Şey derdi ya Nur abla. Çok yüklüyüz, çok. Çok yüklüyüz. Evet. Sağdan soldan geliyorlar. Bize ulaşmak istiyorsanız efendim WhatsApp ihbar numaramız 0549-802-8631. Bize oradan ulaşabilirsiniz. Bir Can Bali yazıp sonuna iki tane i koyduğunuzda bana ulaşabiliyorsunuz. Ece'ye ulaşmak için de @ecerken yazmanız yeterli. Peki Instagram'da bize ulaşmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Solmaz yayını yapacaksınız. Ama YouTube kanalımız Söylemezsem Olmaz. Hala abone olmadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz. Yani ben bile kendimi YouTube'da izlerken o videolardaki o hallerimiz. Evet, gerçekten biz kendimizi kaybediyoruz. Gerçekten öyle yani. İşin ama içine bu kadar girilir yani. Bircan. Canım. Birazdan bir haber var. Ay. Şu 19 yaşındaki kızına, kendi kızına işkence yapan adi adamdan bahsediyorsun. Evet. Tabii ki vereceğiz. Çünkü insanlar hepimize yazdılar. Evet. Söylemezsem olmaz zaten, duyar masası. Evet. Vereceğiz. Aynen. Merak etmeyin. Onu da söyleyelim izleyicilerimize. Bütün gün yazdınız. Biz de tabii ki bu masaya getireceğiz ve konuşacağız. Merak etmeyin sevgili seyircilerimiz. Evet, ilk haberimize geçiyoruz. Türkiye'nin Fırat doğusunda gerçekleştireceği Barış Pınarı harekatı hakkında Trump'ın tehditkar sözlerine cevap gecikmedi. Haberimizi izleyelim. 13 Kasım'da Trump Cumhurbaşkanımızla görüşecek. Bakalım neler olacak? Dün tehdit etmişti. Burada söylemiştik bize neler neler. Bugün de Türkiye övgüler dizmiş. Yani aslında bir ticaret ortağı olduğumuzu Türkiye'deki birçok insan unutuyor diyor. Evet. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle bir ticaret ortaklığı yok. Hem öyle yapıp hem böyle yapamazsın diyor. Aha. Aslında şurada bir geri adım var. Çok taraflı bir açıklama yapmıştı ilkinde. Eğer hatta gözdağı veren bir açıklamaydı. Eğer bu işe girerseniz tabii. Sizin ekonominizi bitiririz. Şimdi sadece tarafsızlığını gösteriyor ve diyor ki karşınızda değil ama yanınızda da olmayız. Yani şimdi bir tarafsızlık. Biz eğer bir yumuşak yanıt verseydik, bak o tehditkar cevaplar nasıl geliyordu? Daha doğrusu tehditkar tweetlerin devamı geliyordu. Ben hiçbir zaman Türkiye tarihinde yumuşak bir duruş. Efendim söyleyeyim, kendi içimizde ne yaşarsak yaşayalım, doların halini görüyorsun. Evet. Yine de o dik duruştan vazgeçen bir tavır hiç tarihte görmedim. O yüzden Türk milletinden bunun gelmeyeceğini artık bilmeleri lazım. Evet, maddi gücü olan olmayan herkes birlik içindeydi. Tabii Twitter'da ki. Bile bir hani evet. Normalde gruplaşma olur ya, evet. O gruplaşma yerine birlik bütünlüğe bağlamış. Ama enteresan bir durum var Bircan. Mesela tepkilere bakıyorsun, Yıldız Silve. Çok evet. Özür diliyorum. Allah belanızı versin diyor Amerika'ya. Evet. Yeşim Salkım savaş olmasın diyor. Trump'a karşı birleşen güçler yani biz bir anda ünlüler böyle tweet atıyor ya. Ünlülere karşı bir cephe oluşturuyoruz. Yani aslında savaşa hayır diyen taraf da sadece Yeşim Salkım'a gıcık olduğundan Yeşim Salkım'a laf söylüyor. Dün kıyamet koptu ya Twitter'da. Yani bu iş aslında böyle selebritinin, ünlü insanların ne söylediğinden... Bireysel hale evet, yani bu tam anlamıyla toplumsal bir olay. Böyle münferitleştirirsek, bu olayı kişiselleştirirsek işin içinden çıkamaz ve sağlıksız bir siyaset yapmış oluruz bence. Evet. Oldu, Yeşim Salkım'ı sevmiyoruz diye onun bütün fikirlerine karşı çıkalım. Hayır ya, böyle bir şey var mı yani? Ya Yeşim Salkım dediğine bakıyorum. Yeşim Salkım savaşa hayır diyor. Evet, savaşa hayır diyor. Bununla ilgili bir sanırım bir askerimiz değil mi? Ona bir tepki gösteriyor. Evet. Yeşim Salkım'ı birazdan bağlayacağız tabii ki inşallah. Ona bir soracağız durumu. Ama Ece, şimdi Yeşim Salkım savaşa hayır diyor ama biz savaş halindeyiz. Yani bu savaşa hayır ne demek? Yani altını doldurması lazım. Tabii ki dünyadaki tüm savaşlar keşke bitse ve olmasa. Hatta savaşa gerek olmasa. Ama aslında bu da ne demek istediğini bir dinlemek lazım. Evet, birazdan hatta evet, yayını alacağız. Ama Yeşim Salkım'dan evvel de kimler neler söylemiş? Mesela, Tuğçe Kazası dün söylemişti zaten. Işın Karaca var. Işın Karaca'yı da söyledik ama Yıldız Silve yeni bir tweet attı. Yıldız Silve ile başlayabiliriz tepkilere sevgili seyircilerimiz. Yıldız Silve Amerika'ya tepki şöyle gösteriyor. Allah belanızı versin diyor kısaca. Kafamızı bozanlara sebze meyve vermeyelim.
Allah Amerika'nın ve babası olan iki ülkenin bin türlü belasını versin, dünya kurtulsun diyen Yıldız Silve şöyle devam ediyor. Kafamızı bozan ne kadar ülke varsa biz ambargo uygulayalım, üstlerini kapatalım, sebze meyve hiçbir şey vermeyelim, tohumları başını yesin almayalım, mallarını ithal etmeyelim, ekelim biçelim hiçbirine ihtiyacımız yok diyor. Aslında teknik anlamda doğru bir şey söylüyor. Biz tarım ülkesi olarak korkunç zengin bir coğrafyaya sahibiz ve iklimimiz de buna çok elverişli. Aslında istediğimiz zaman bunu yapabiliriz. İthalat konusunda bilmiyorum ama yani ihracat konusunda biz bunu halledebiliriz. Peki Yıldız Tilbe'nin bu söylediğine %100 katıldılar mı? Hayır, ona da %100 katılmadılar. Dış sermaye aşıkları, dış sermaye bağımlılar, dış sermayeden rant kazananlar ona da karşı çıktılar. Ya O yüzden. Twitter zaten her şeye karşı bir Evet enteresan bir yani mecra gerçekten olmuş öyle. durumda. Evet. Peki sonra bakıyorum kimin tepkisi var? Cüneyt Cüneyt Arkın. Arkın bir tepkisi Cüneyt var. Arkın bir video paylaşıyor. O videoyu eğer hazırsa, görüntüler hazırsa paylaşalım. Cüneyt Arkın bakın ne diyor. Muhteşem cümleler. Evet, zaten milliyetçiliğiyle bilinen çok önemli, değerli bir usta Cüneyt Arkın Tam bir sessiz vatansever. kalmadı. Tam bir Evet. vatansever. Rabbimden uzun ömür ve sağlık diliyorum tabii ki. Böyle isimlerin bu tarz sesler çıkartması çok güzel. Evet, şimdi Yeşim Salkın da savaşa hayır diyen ünlülerden ama Yeşim Salkın dün enteresan bir şey yaşıyor. Twitter'da bir astsubayla Evet işte yazışıyor. bir askerimiz Klavye astsubaylık. delikanlısı diyor ama şimdi kimin ne söylediğini, kimin hangi amaçla söylediğini gerçekten anlayamayacağım bir mecra. Karşısına bu sefer bir astsubay çıkıyor. Güvenli Bölge Harekatı çalışmaları devam ederken savaşa hayır diyen Yeşim Salkım Suriye'de görev yapan bir astsubayla tartışıyor. Kısa sürede de gündem oluyor. Açıklama yaparak ben sizin asker olduğunuzu bilmek zorunda değilim diyor. Aslında bunu Yeşim Salkım'dan dinleyelim. Nasıl bu olay bu boyutlara geldi? Savaşa hayır derken neden bir astsubayla tartışması gündeme geldi? Twitter'da trend topic, yani en çok konuşulan isim oldu Yeşim Salkım. Alo. Alo. Günaydın Yeşim Günaydın, Hanım. günaydın. Günaydın, günaydın Sizden Salak. dinleyelim. Dün neler yaşandı ya? Ortalık birbirine girdi ya Twitter'da. Yeşim Salkım. Herkes tweet attı bu konuyla ilgili. Sizden duyalım. Nedir? Ya şöyle, ben Twitter'ın zaten çok gerçek ve inandırıcı bir mecra olduğunu düşünmüyorum. Çok da fazla böyle önemsemiyorum da açıkça söyleyeyim. Orada çünkü eğer bir insan 10 saat boyunca TT'de kalıyorsa bunu birisi meslek edinmiş demektir. Ve oturmuş orada klavyenin başında saatlerce bu konuyla ilgili tweet atıyor demektir. Çünkü insanların işi var, gücü var. Hiç kimse oturup da böyle 10 saat tweet atmaz, bu bir. İkincisi, ben savaşa hayır derken Amerika'yı kastetmiştim. Ve ben buraya yazarken illa herkese açıklayıcı bir şey yazmak zorunda da hiç değilim. Ben zaten savaş karşıtı bir kadınım. Ben zaten muhalif kadınım. Herkes de bunu biliyor. Ben halkı düşünürüm. Hani analar ağlamasın da. Analar ağlamasın ama öbür tarafta savaşlar çıksın. Çoluk çocuk herkes katledilsin. Ben sadece kimsenin ölmesini istemediğimi anlatmaya çalıştım. Ayrıca da burada demokrasi varsa, özgür düşünce varsa dilediğimde söylerim. Hiç kimseden de bunun için bir emir almam ben. Ama siz bunu yazdıktan sonra Emre isimli bir astsubay size yanıt veriyor. Hayatım astsubay değil zaten. Astsubay bile yazmıyor Twitter'da. Twitter'da bir bilgisi yok ama Emre Hiçbir isimli şey bir yok. şahıs size bir yazı yazıyor. Bana bir yazı yazıyor. Evet. Onunla birlikte bir kişi daha yazıyor. Sen işte oralara ve öyle bir yazılıyor ki direkt, yani ben sanki böyle babasının kızıyım. Sen oralara gittin mi de, gördün mü de, yaptın mı da. Beni ne zannediyor bu insanlar? Biz oturduğumuz yerden hiçbir şey bilmiyor muyuz? Hiçbir şey görmedik mi? Ben Kars'a da gittim, Van'a da gittim, Hakkari'ye de gittim. Urfa'ya da gittim, her yere de gittim, konser verdim. Şimdi bilmeyenler, seyircilerimiz için bir hatırlatalım. Yeşim Salkım diyor ki, bakmadınız, usanmadınız yıkmaktan sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim diyorsunuz. 2000 tane Evet. retweet alıyor. Çok da beğeniliyor aslında. Emre isimli bir Evet. Kullanıcı arkadaşımız. isimli ha. Evet, Açık diyor mıyım ki orada? savaşa hayır diyorsun da gidip gördün mü orada neler oluyor? Yüzlerce insana zulmedip çoluk çocuk demeden katleden teröristlerle dolu. Burada bol kesenin atmak kolay tabii diyor. Onun üzerine Evet. yanıt olarak sen gittin herhalde, ben teröristlere değil savaşa hayır dedim diyorsunuz. Emre de diyor Evet. ki evet gittim, oradaki insanların halini gördüm. Sen evinde rahat uyurken ben oradan yeni geldim diyor. Ve Şimdi gerçekten de bir asker çıkıyor bu. ben oradan yeni geldim derken, ben nereden bileyim onun asker Tabii ki. olarak gidip geldiğini? Tabii.
Ya tabii ki Ben bilemeyiz nereden ama hani. bilebilirim? Ben bilmek zorunda mıyım bunu? Orada her yazının geçmişine ya da kiminle muhatap oldum bilmiyorum. Bakın çocuklar, ben devletine laf söylemedim. Devletime laf söylemedim. Hiçbir zaman devletime laf söylemedim. Hiçbir zaman ülkeme laf söylemedim. Hiçbir zaman ülkemin insanına laf söylemedim. Dün yaşanılan olay bildiğiniz linçtir. Benimle beraber orada yazmadık hiçbir ünlü yok. Bir bana bir Gökhan'a yapıldı. Başta Yıldız Tilbe'ye de yapıldı, sonra geri çektiler. Burada yaşatılan şu: bir yerde muhalifsen senin üzerine geliyorlar. Bu kadar net. Ben ona güzelce cevap verdim. Sen gittin herhalde diyorum. Ben nereden bilebilirim kim olduğunu? Ama Yeşim Hanım, siz muhalif olduğunuz için bunu yazıyı yazmadığınızı da söylüyorsunuz. Ben Amerika'yı kastettim diyorsunuz aynı Evet. zamanda. Aynen. Ben çünkü bakın, tüm ülkeye ve dünyaya da baktığınız zaman şu anda Trump denilen bir baş belası var dünyanın başında. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ben bunu bütün Twitter'ım girip araştırabilirler. Her seferinde Trump'la alakalı yazmış bir kadınım. Adama ben tek saflı sıvacı yazdım ya Twitter'da. Yani daha ne yazılabilir ki? Ve ben hiçbir zaman Amerikan sempatizanı ve seveni olmuş bir kadın değilim. Olsaydım Amerikalara gittiğimde diğer ünlüler gibi çekip çekip gitmesinler o zaman. Yeşim Niye Hanım, gidiyorlar? sonraki yorumlar da çok ağır. Baktım sizin sayfanıza. Yani ne anneniz Böyle bir şey kalıyor, yok. ne babanız kalıyor, ne çocuğunuz kalıyor. Gerçekten bu kadar Ay da bana rahat ve bana yazılamamalı yani bu bunlar kadar böyle bir artık. şey olabilir mi ya? Olamaz. Ben savaşa hayır diye demiş olabilirim. Ben karşımdaki bir insana fikrimi söylemiş olabilirim. O kadar tehlikeli ve o kadar sahtekarlar ki maalesef oradaki o troller, ve bunu bilerek de yazdım zaten. Bak, bir partiyi seviyor diye, AK Partili diye bana, çoluğuma, çocuğuma, anama, babama kimse küfredemez. Ben buna izin vermiyorum. Tabii Bu ki öyle. partiyle de alakalı Partinizle de değil, bu alakalı durum. insanlıkla Evet. alakalı bir durum olduğunu Ha düşünüyorum işte ben bak, de. ama insanlık yazılanları bir görsene. Kimci olursanız olun arkadaş. Beni bağlamaz. Ben Türk'üm ve ben devletçiyim. Bitti. Peki sonra subayla konuştunuz mu? Az subayla değil Yazdım mi? ben Az zaten. subaya siz Klara delikanlısı diyorsunuz. Hayatım, Sonrasında... astsubay dediğim iki tane resim atmış. Başka resmi yok zaten, sayfasına girip bakın. Yani belki de asker ya da askerlik yaptığı bir dönem. Asker, asker, astsubay falan değil. Asker o. En kıymetlisi zaten erler. Ha, Ha. er yani, anlatabiliyor Evet. muyum? Ve ben orada, yahu benim dedem var. Benim dedem havacı subaydı, pilottu. Benim dedem asker de diyorum, ben nasıl bir askere kötü bir şey yazabilirim? Tabii, herkesin dedesi asker artık, herkesin dedesi hacı artık falan. Yani yazılanlar ve sonrasında gerçekten öyle bir kıyım başlattılar ki, ben bir de susmam cevap veririm biliyorsunuz. Evet. Umurumda da olmaz ama ben yetişemiyorum. Evet. Çünkü bir tane hesaptan 10 tane bot hesap çıktığı için sahte sahte. Hayır, Beni bir de orada... enteresan bir durum. Birçok bakıyorum gazeteci de yorum yazmış bu konuyla ilgili. Herkes konuşmuş bu konuyu. Bu konu Çok biraz çok şey acayip. yapmış, kaşımış ortalığı. Peki, çok Ya bir teşekkür şey diyeyim, ediyoruz o Yeşim Hanım. kadar çok, hay bir dakika, o kadar çok konuşuldu ki, o kadar çok yazıldı ki, millet birbirine neler söyledi. Devlet Bahçeli'den öbürü ne tutundu, o ondan, o ondan, bütün siyasi adamların birbirlerine söylemedikleri yok. Ne kadar kıyıma uğramadılar. Annemi, babamı ve ben astsubay olduğumu da bilmiyorsunuz. Yok öyle bir şey. Astsubay değil, asker o. Astsubay olsa onun Rütbesi görünmüyor mu profilinde, yahu? Bakayım ya. onun profilinde normal resim olmaz. Girin Şurada bir bakın. rütbe var ama. Evet. Yani Peki, çok fark teşekkür etmiyor. ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani ben ülkenin askerine, ülkenin devletine, ülkenin siyasetçisine böyle genel anlamda söyleyeyim, boşluğa doğru kasılarak boş boş konuşacak bir kadın değil. Ben hiç Yani kimseye hiçbir şey söylemedim. Belki senin ne meslek yaptığını bilmek zorunda da değilim. Ama ben bir kadının ve bana dün edilen hakaretler, ben bunların peşini bırakmam. Hepsinin screenshot'ını aldım. Hepsini avukatıma vereceğim. Buna o gazetecileri de dahildir. Hiç kimse, burada düşünce özgürlüğü, madem demokrasiyle yönetiliyoruz, canımın istediğini söylerim. Canım istediğini yazarım. Ama hakaret etmeden. Topluma karşı belli bir ölçüde, belli bir saygıda. Ben sadece Amerika'ya kastederek savaşa hayır dedim.
Ama onları aldılar ve buraya getirdiler. Şimdi nasıl bir ülke olduk? Herkes görsün. Peki Yeşim Hanım. Savaşa hayır diyorum. Bu kadar çok da teşekkür ediyoruz. Tamam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler efendim. Evet. Bu arada Ece fotoğraf paylaştı beyefendi. Hiçbir önemi yok da. Bu az subay rütbesi. Değil mi? Ben de rütbeyi aldım. Görüyorum ya. Ha, bu az yani subay benim de babam rütbesi. Emekli albay. Biz bir önceki fotoğraf, bir tane daha fotoğrafı var ya. Bir tane yani, daha fotoğraf var. Orada, orada az subay rütbesi var zaten ama o kadar önemsiz ki. Yani sonuçta askeri bir üniforma var ve şu güzel Emre Bey hakaret etmiyor. Gidip gördü. Ha, burada. Evet, Emre Bey'in cevapları yok, çok makul yok. Ve düzgün cevaplar. Zaten Yeşim Salkın'da hani bir şey dedi, hani az subay olmasında bir önemi yok yani dedi. Şöyle. Bakın orada omuzunda astsubay evet. rütbesi var. Allah askerlerimizi başımızdan eksik etmesin, subaylarımızı diyoruz. Amin. Ve geçiyoruz.